Öncelikle hoş geldiniz. Sorunuza hemen cevap vermek isterim. Son zamanlarda kooperatiflerle ilgili çıkan, Kayseri'de çıkan yasayla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Buna ilişkin sorunuzu hemen cevaplayayım müsaadenizle. Kısaca da hemen anlatayım, özetleyeceğim. Herkesin anlayabileceği en kısa şekilde, en hap modelle ifade edeyim. Kooperatiflere 6. ayın 10'u itibariyle, Haziran'ın 10'u itibariyle Kayseri'ye özel bir yasa çıkarıldı. Bu yasa metninde belli şartlar var. Buna ilişkin bir süreç var. Bu süreci hızlıca özetlemek isterim. Öncelikle çıkan yasa gereği kooperatiflerde üyeliğin devam ediyor olması birinci şart. Bu üyeliğin devam ediyor olması kooperatif bilgi sisteminde kayıtlı olması anlamına gelmiyor. Birçok kooperatifte üyelik kayıtları Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda olmamasına rağmen üyelerin üyeliği de devam etmekte. Dolayısıyla şu anda Kayseri'de evini almış, tapusunu almış, kooperatiften ev almış herkesi ilgilendiren bir yasa metni. Buna ilişkin süreci hemen kısaca bitireyim. Öncelikle kooperatifin terkin edilmemiş olması gerekiyor yasa hükmü gereği. Yani kooperatif sicilden silinmemiş olacak, kooperatif devam ediyor olacak. Bu kooperatifin etaplar halinde olması lazım. Yani işte kura çekilişleri, bir blok yapmışlar, o bloğun teslimlerinin yapılmış olması lazım ki Kayseri'de birçok kooperatif, özellikle bu tip durumdaki birçok kooperatif bir anda yapılıp bir anda teslim edilmediği için etaplar halinde yapılmış kooperatif olarak geçiyor. Yine kesin mali adı altında veya bir ödeme adı altında belirlenen bedelin de üye tarafından kooperatife yapılmış olması gerekiyor. En sonda bu ödemeler yapıldıktan sonra kooperatif üyesinin de tapusunu, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti ayrımı olmadan tapusunu almış olması gerekiyor. Yani tapusunu almış, bedelini ödemiş ve kooperatife üyeliği halen devam ediyor. Kayden devam etmese bile, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda devam etmese bile devam eden üyelerle ilgili yasa muhteşem bir imkan doğuruyor. Bu imkan şu, 10.06.2022'de yasa metni meclisten geçiyor, 15.06.2022'de imzalanıyor. 15.06.2022'de imzalanan bu metnin 15 yani 6 ay süre öngörüyor kooperatif üyesi için. Diyor ki 6 ay süre içerisinde eğer kooperatife borcunuzu olmadığını ispat edeceğiniz bir menfi tespit davası açarsanız kooperatif sizden artık genel gider dışında hiçbir para talep edemez. Kayseri'de yaşanan kooperatifle ilgili büyük sorunların temelinden çözecek böyle bir metin var, böyle bir düzenleme var. Bunun için de yasada öngörülen son tarih 15.12.2022. Yani yaklaşık 20 gün, 25 gün içerisinde bu dava açılamazsa yasadaki bu hakkı üyeler kaybetmiş olacaklar. Dolayısıyla Kayseri'de tapusunu kooperatiften almış herkesin bu davayı kendi avukatları aracılığıyla açması gerekir. Zira bu dava açılmazsa buradaki hakkını kaybetmiş olacak. Bunu Kayseri'deki kooperatiflerle işi olan herkese duyurmak da gerekir. Böyle bir soruyu da sormuş olduğunuz için sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun.